Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlar, sevgili kardeşler, İstanbul'umuzun medarı iftiharı, Hazreti Fatih'in hediye ettiği şehrin en uhrevi semtine, Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzuruna hoş geldiniz. Arapça bir söz var, küllü etin garibün, her gelen yakındır. Efendim işte sayılı günlerde geçti, mübarek Ramazan da geçti. Efendim bayramımız da geçti. Cenab-ı Hak önümüzdeki nice bayramlara, nice Ramazanlara hepimizi sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştursun. Evet. Ama inanmış bir insan için her gün bayramdır. Öyle deliye değil, akıllıya her gün bayramdır. Deliye niye bayram olsun yahu? Akıllıya bayramdır. Lakin bir İslam aleminin tasavvuf ilmi daha fazla olan, irfani dünyası daha zengin olan, aynı zamanda da büyük bir alim olan bir zat-ı muhteremimizin, bir hocamızın kitabında okudum. Aslında müminin üç bayramı vardır diyor. Bu bildiğimiz bayramların dışında. Öyle ya. İkiye ayrılmıyor mu bayramlar? Dini bayramlar, milli bayramlar. Dini bayramlar da ikiye ayrılıyor. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Halbuki o Zat-ı Muhterem kitabında diyor ki, müminin üç bayramı vardır. Bir, imanla kabre girdiği zaman. Bir düşünün bakalım. Bundan büyük bayram olur mu? İmanla son nefesini verdiği zaman, kelime-i şehadet getirerek, teslimi ruh ettiği zaman bir bayramı başlamıştır, birinci bayramı. Hele hele Azrail aleyhisselama hoş geldin diyecek kudreti kendinde bulmuşsa o katmerli bayram olacak. İkinci bayramı müminin cennete girdiği zaman. Üçüncü bayramı, katmerlinin katmerlinin katmerlisi olacak üçüncü bayramı, Cemalullah'ı cennette müşahede ettiği zaman. Ne bayram ama? Şeydeki bayramı. Evet efendim. İrci'i ilâ rabbiki râziyeten merziye fethulî fî ibâdî ve duhulî cenneti. Gir cennetime. Öyle demiş şair. Şu beyte dikkat, çok hoş. Gelince irci'i emri, ne demek irci'i? Bana dön diyor Cenab-ı Hak. Gelince yahut da erişince irci'i emri, dedim Allah'a, eyvallah. Ne güzel. Erişince irci'i emri, dedim Allah'a, eyvallah. Geliyorum. İşte hakiki bayramlar bunlar. Eğer bu fakir kardeşiniz etkili, yetkili biri olsaydı, öyle bir yetkim olsaydı diyelim, ben İstanbul'un fethini de milli bayramlarımız arasına katardım. Ben bu hususu şuradan biliyorum. Şu anda aklıma geldiği için söylemiyorum. Ta 1953 yılında bu mesele gündeme geldi. Neden 1953 yılında gündeme geldi bu mesele? Çünkü İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı oluyor? 500. yılı. 1453-1953. O günden bugüne kadar İstanbul'un fethiyle, Hazreti Fatih'le alakalı kitap yazan, dergilerde ve gazetelerde yazı yayınlayan, makale yayınlayan ünlü yazarlarımız, ünlü tarihçilerimiz zaman zaman bu konuyu gündeme getirdiler. İstanbul'un fethi milli bayramlarımızdan birisi olsun diye. Çok az kimsenin bildiği bir fetih kitabı vardır. Eski Osmanlı paşalarından birinin Feth-i Celili Konstantiniyye. Bir kere kitabın ismi haşmetli. Feth-i Celili Konstantiniyye, Ahmet Muhtar Paşa. Orada da bu meseleyi gündeme getiriyor Hazret. Evet, çünkü kardeşim,
İstanbul'un fethi sadece İstanbul'un fethi değildir. Orta çağın geride kalması, yeni çağın başlaması, Türkiye'nin Osmanlı topraklarının üzerinde inşallah kıyamete kadar batmayacak bir güneşin doğuşunun başlangıcıdır. İstanbul'un fethi aynı zamanda Diyarbakır'ın, Sivas'ın, Tokat'ın, Erzurum'un, Kayseri'nin say sayabildiğin kadar, Balkanların, Afrika'nın fethidir. O bakımdan hakikaten bayram olmaya değer. Biz içimizden onu zaten bayram havasıyla kutluyoruz. Fakat yanlışlarımızı da söylemekten çekinmeyelim. 1953'te İstanbul'un fethi 500. yıl dönümü olmasına rağmen arzu edilen ihtişamıyla maalesef Yunanlıları gücendirmeyelim diye gerekli ihtişamıyla kutlanmadı. Fatih Camii'nin avlusunda efendim bir mehter vuruşu oldu. Usulen bir konuşmalar yapıldı. Bir iki program daha. Ben bunu İsmail İbrahim Hakkı Konyalı'nın, Ekrem Hakkı Ayverdi'nin efendim ve benzeri tarihçilerimizin yazılarında okudum. Ta çocukluğumdan beri, lise yıllarında ki ben 1972 Tokat İmam Hatip Okulu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Bu konuya çok alaka göstermişimdir ve her 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethiyle ilgili yazıları, gazete yazılarını, dergi yazılarını toplamışımdır, kesmişimdir, arşivime koymuşumdur ve onlar şimdi hiç abartısız, hiç mübalağasız söylüyorum, kitaplaştırılırsa en az 3 veya 5 cilt olacak hacimde. Böyle değil. Şöyle büyük boy kitaplardan 3-5 cilt hacme varacak kadar yazı var. Ha, bu yazılar öyle. Bu dediğim dev tarihçilerin, büyüklerimizin kaleminden çıkmış olması hasebiyle son derece önem arz ediyor. Şimdi aklımdan geçiyor. Bu fikrimi burada müşavere kabilinden, biliyor musunuz önümüzdeki 2023 yılı İstanbul'un fethinin 570. yılı. Geçen de aklıma geldi. Hemen kafamda bu ışık uyandı. Yahu 2023 yılına yetişecek şekilde bunları kitaplaştırsak da İnşallah. İstanbul ilçe belediyelerimizden birisi bu işi üzerine alsa da böyle bir manevi hayra vesile olsa ve bu fetih yazılarını gönüllerdeki iman fethiyle galeyana gelmiş ve gelecek olan gençlerimizin istifadesi için ellerine tutuştursa. Şuna buna lüzumsuz yerlere dünyanın parası harcanıyor. İsim zikretmiyorum. Çünkü belediyelerden neyse geçelim. İyi olur inşallah. Efendim çünkü kültür hizmeti deyince böyle şeyleri anlamak lazım gelirken maalesef şarkılı türkü şeyleri de anlıyoruz. Ben bunu bazı belediye başkanlarımızın yüzlerine karşı tenkit değil de hiç değilse bir dertleşelim diye söyledim. İçimde tutmam hiçbir şeyi. Kimseden de pervam yok, olur olmaz. Gönlüm istiyor ki bilinsin bunlar, yapılsın kardeşim. Eyvallah. Hazreti Fatih boşuna hediye etmedi bize buraya. Eyvallah. Yahu Fatih Sultan Mehmet hakkında yazılan çok önemli kitapların sayısı hem de batılı müsteşrikler, batılı bilginler tarafından yazılan kitapların sayısı bizdekinden fazla yahu. Bu hem bizi mutlu edecek bir husus, hem de üzecek bir husus. Mutlu eder çünkü Hazreti Fatih bizim, onlar da ona hayran ki bu kadar hakkında eser yazmışlar. Hayatı filmlere alınmış. Bize de uyduruk filmler yapıldı. Evet, bu kelimeyi özellikle söylüyorum. Ta 1950 yıllarında sözüm ona fetih filmleri çevirdiler bizim Türk artistleri. Efendim, Ayasofya'da namaz kılınıyor. Daha tekbir almasını bilmiyorlar. Semihallahü menamide demeden rüküye gidiyor. Ve yan yana duruyorlar. Aradaki boşluğa üç adam daha sığar. Allah Allah. Bunların hepsini
kimliğinde Müslüman yazıyor. Namaz kılmayı bilmiyorlar. Ama elin gavuru bir film yapınca, Çağrı filminde olduğu gibi, hiçbir eksik ve noksan bulamıyorsunuz. Adam işini iyi yapıyor. Ehliyet olunca, ehliyet ve liyakat olunca, kişinin dinine, imanına bakılmaz. Ne biliyorsun, nereden biliyorsun hoca? Asr-ı Saadet'ten biliyorum. Ne olmuş Asr-ı Saadet'te? Resul-i Ekrem Efendimiz, dünyayı şereflendirdiği Mekke'den, ahireti şereflendireceği Medine'ye hicret ettiği zaman, yanında kim vardı? Yarı Gar, Hazreti Ebu Bekir. Onların bir de rehberi vardı. Öyle ya, epey mesafe var. Abdullah bin Uraykıt Müslüman değildi kardeşim. Müşrikti. Ama iyi rehberdi. Kısa yollardan, kesme yollardan götürdü Efendimiz'i. Efendimiz diyebilirdi ki, sen daha iman etmemişsin. Sen kim oluyorsun da buna rehberlik yapacaksın? Hayır. Öyle değil mi? Buradan anlaşılıyor ki, bu bize bir mesajdır, ümmetine bir mesajdır. Liyakat, ehliyet sahibi kim olursa olsun, öncelik onundur. Bu konuda çok söz söylenmek gerekir. Ama bir başka mevzuda olduğu için onu başka zamana bırakalım. Şimdi dolayısıyla bu işe kafa yormamız gerekiyor. Mayıs ayı böyle olduğu için eğer Mayıs ayının sonuna kadar bu sohbeti götüreceksek belki 2-3 sohbet daha yaparız. Hep fetihten bahsedeceğim. Tabii öyle klasik sözler söyleyerek değil. Çeşnili, şiirli, fıkralı, tasavvufi yönüyle, Hazreti Fatih ile ilgili neler neler, Fatih'in hocaları. Ben de Fatih zamanında dünyaya gelseydim, o hocaların yanından hiç ayrılmaz. Ellerini sizlere bırakır, ayaklarını ben öperdim. Başta Akşemseddin olmak üzere, sonra Molla Gürani, sonra Molla Hüsrev, sonra Molla Lütfü, sonra Hatipzade, sonra Hızır Çelebi, say say bildiğin kadar. Şunların ismini duyunca benim içim heyecanlanıyor. Oo maşallah, en büyük dinleyicimiz geldi. Uyuyor mu? Sesimizden uyanmasın. Gündoğan Bey, o sen mi ki uyusun? Sen Tanzimat'tan beri uyuyorsun. Abi, şimdi bu masum yavruyu görünce ben de Fatih'in çocukluğunu anlatacağım size, merak etmeyin. Ha? Nasıl doğdu, kimin kucağına alındı, babası ne dedi kucağına alındı. Hep biz şu siyasi tarih biliriz. Tabii ki siyasi tarih olacak. Onları da anlatacağız. Evet. İlk hocaları kimdi? Molla Güran'den nasıl dayak yedi? Ders çalışmıyordu Fatih, yaramaz bir çocuktu. Tabii, Abdullah bin Urakit. Yolda giderken bir derviş, Fatih Sultan Mehmet'in karşısına çıkmış, ellerini kaldırmış, padişahım demiş, sen bizim dualarımızla İstanbul'u fethettin. Beli'yi doğru söylersin derviş baba. Beli'yi evet demek, öyle değil mi? Galu bela. Ha. Evet, derviş baba doğru söylersin. Lakin bunun da hakkını unutma diye sağ eliyle arkasındaki kılıcı göstermiş. Buradan çıkan mesaj ne? Mesaj belli. Dua da olacak, kılıç da olacak. Silah gücü de, maddi güç de olacak, manevi güç de olacak. Şurada hepimizden daha fazladır Fatih'in manevi dünyasının zenginliği değil mi efendim? Benim kanaatimi sorarsanız, Fatih'in ben veli olduğuna inanıyorum. 500 senedir İstanbul halkı da inanıyor. Mesela derler ki, ve hakikaten öyledir, kabri şerifi açıldı ve Abdülhamid zamanında bir rüya üzerine kabri şerifi açıldı Fatih'in. Türbesinin olduğu sandukanın altında değil naaşı. Fatih Camii'nin mihrabının altında. Evet, onu biraz sonra anlatırım, unutursam hatırladın. Bunu bildikleri için İstanbul halkı öteden beri hoş bir fıkra söyle. Fıkra değil de güzel bir yakıştırma, rivayet. Efendim, Fatih Camii'nin imamı
namaz kıldırırken cehri namazlar açıktan okunan, eğer olur ya hasbel beşer, bir yanlışlık yaparsa, bir ayeti okurken bir yeri hatırlayamazsa, Fatih Sultan Mehmet alttan seslenip düzeltirmiş derler. Eyvallah. Mesaj önemli. Hem kılıç hem dua. Hoşuna gitmiş tabii Fatih'in. Derviş Baba'ya ikramda da bulunmuş. Eyvallah. Zaten öyle olmasaydı İstanbul'u alamazdı ki. Alamazdı. Kaç defa teşebbüs edildi Fatih'ten önce İstanbul'u fethine teşebbüs edildi. Osmanlılardan da önce, Osmanlılar zamanında, 2. Murat zamanında da oldu. Kimdi 2. Murat? Fatih'in babası. Ama o sordu tabii. Kime sordu? 2. Murat Han kime sordu? Hacı Bayram-ı Veli'ye. Acaba İstanbul'u alabilecek miyim? Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buyurdu ki, padişahım, Resulullah'ın hadisi şerifi olduğuna göre İstanbul kesinlikle alınacak. Lakin bu size nasip olmayacak. İstanbul'u şu kucaktaki çocuk ile, tabi o zaman öyle demedi, şu beşikteki çocuk ile, burada beşik yok. Fatih o zaman beşikte. Efendim, şu beşikteki çocuk ile şu bizim köse beraber alacaklar. Köse dediği Akşemseddin. Sakalı çok seyrek veya yok denecek kadar az. Ama bizimkilerin çevirdikleri filme bakıyoruz. Akşemseddin Hazretleri'nin sakalı göbeğine kadar maşallah. Hiç mi kitap okumuyorsunuz siz bu filmi yaparken? Hakikaten lakabı öyledir. Akşemseddin aynı zamanda tıp alimidir. Doktordur. Evet. Bende Şair Tabipler diye bir kitap var. İlk önce onun ismi geçiyor listede. Şair Tabipler. Doktordur, şairdir, mutasavvıftır, alimdir. Büyük adamların meziyeti de çok oluyor tabii. Öyle dedi ve öyle oldu. İkisi beraber aldılar. Edirne'deki hikayeyi ben anamdan dinlemiştim. Böyle bacak kadar çocuktum. Konstantin hikayesini anlatırdı bana. Edirne'dekini hepiniz biliyorsunuz ama tekrar ahsen söyleyelim. Yanına vezirini alıyor genç hükümdar. Tebdili kıyafet ediyor. Padişah olduğu belli değil. Rastgele bir bakkala giriyor, bir okka şeker istiyor. Derhal veriyor bakkal. Efendim, yarım okka da un ver diyor. Bu maddeleri rastgele söylüyorum. Bakkal diyor ki, efendim ben siftah ettim, yanımdaki arkadaş siftah etmedi, lütfen unu da oradan alınız. Peki, oraya gidiyorlar, un istiyor, bakkal veriyor. Efendim işte, İki okkada ne bileyim ben tuz veriniz. Efendim ben siftah ettim. Yanımdakine lütfen gidiniz. Tuzu da oradan alınız. Böyle 3-5 dükkan bakkal dolaşınca ve aynı muameleyle, aynı ifadeyle, aynı cevapla karşılaşınca kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet vezirinin kulağına eğiliyor. Diyor ki bu millet ile ben Bizans'ı değil dünyayı fethederim. Zaten şehirleri fethetmeden önce gönülleri fethedemeyen hükümdar şehirleri de fethedemez. İşte bugün en muhtaç olduğumuz husus gönülleri fethetmektir. Kolay değildir ama meyvesi çok tatlıdır. Semeratül Fuat diye bir kitap var, klasik. Valla caminin olması lazım. Ya Sarı Abdullah Efendi'nin, yanlış söylemeyeyim. Ne demek Semeratül Fuat? Gönül meyveleri. Kitabın ismi bu. Gönül meyveleri. Bizde bu kitaplar 500, 600, 700, 800 senedir okunmuştur arkadaşlar. Sa'di'nin Gülistan'ı, Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ı, Fuzuli'nin Su Kasidesi. Daha böyle 15-20 mübarek insan var ki, bunların eserleri asıllarca okunuyor. Hepsi orijinal. Mesela Mevlid'e yüzlerce nazire yazılmıştır. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ine çok nazireler yazılmıştır. Hiçbirisi onun tadını vermiyor. Evet, onlar da güzeldir muhakkak. Ama Süleyman Çelebi'ninki orijinaldir. Sa'di'nin Gülistan'ı ve Bostan'ı da öyledir.
9 sene oldu neredeyse yazılalı. Ama ondan sonra Gülistan'a benzeyen kitaplar yazılmıştır. Mesela Molla Cami'nin Baharistan'ı, İbni Kemal'in Nigaristan'ı böyle yazılmış, bu isimden de benzeterek yazılmıştır. Bunlar da büyük alim ve büyük mutasavvıf olmasına rağmen Sadi'nin tadını vermiyor. Yani o kadar vermiyor, veriyor da. Çünkü onlar orijinal. Okudukça tadına doyulmuyor. Bugünlerde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Tuhfetül Haliliye isimli kitabını okuyorum. Tuhfe ne demek? Hediye demek, armağan. Efendim, eskiden böyle kitap imzalılarmış. Kardeşim filana tuhfemdir, hediyemdir. Evet. Şimdi İsmail Hakkı Hazretleri'nin bir özelliği var. Sevdiği dostlarının isimlerini kullanarak kitap yazmayı seviyor. Tuhfe-i Recebiye var mesela. Bir şey soruyor o zat Efendi Hazretlerine. Bir soru, dini bir soru soruyor. O sorunun cevabı olmak üzere onun ismini kullanarak kitabın kapağında böyle kitaplar yazıyor. Tuhfe-i Haliliye de o. Öyle ince meselelere temas ediyor ki şaşıp kalıyorum. Şu anda 3. okuyuşum. 4. yeni yetim var. Ahmet Amiş Efendi buyuruyor ki, bir kitabın en az 3 defa okunma hakkı vardır. En az. Eğer kitap kitapsa onu tekrarı ahsen yapacağız. Buradan şöyle bir netice çıkarabiliriz. Çok kitap okumaktansa kıymetli kitapları çok okumak lazım. Çünkü çok kitap okumaya bu ömür yetmiyor kardeşim. İstersen 100 sene yaşa. Milyonlarca kitap var. Öyle derdi Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver. Bizzat ağzından duydum. Evladım, ömür kısa, kitap çok, hepsini okumaya vakit yok. Öyleyse en iyi iş kitap karıştırmaktır. Hangi mevzunun hangi kitapta olduğunu bilirsen mesele hallolmuştur. Ve bunun adına da kültür derler. Baktım hoca dolaylı yoldan kültürün tarifini yaptı. Ben o metodu uyguluyorum. Tabii baştan sona ciddi 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 bir hayli kitap okudum. Ama kitap karıştırmayı da severim. Kafa karıştırmayı değil. Hele hele fetihle ilgili kitaplar. Fethi Celili Konstantiniyye. Vay vay vay. Zaman olsa da burada hatmetsek onu şöyle. Merak ediyorum. Muhakkak siz de görmüşsünüzdür. Efendim filan zat Beyazıt Camii'nde Trabzonlu Hoca Hüsnü Efendi'den 10 sene hadis okudu. Buhari-i Şerif okudu diyor. Buhari-i Şerif okudu. Efendim işte. Ebu Suud tefsiri okudu. Ya biz zannediyoruz ki böyle. Niye öyle acaba hoca 10, 20, 30, 40 talebesine kitap okuyor? Herkes alsın kitabı, kendi okusun. Hayır öyle değil. Hayır efendim öyle değil. Tek kişi okursa anlamayabilir, uykusu gelebilir. Efendim haşiyeleri, dipnotları nazara itibara almaz. Yahu bir yemek bir kişiyle yenilse mi lezzetli yenilir? 3-5 kişiyle yense daha mı bereketli olur? Bu kitap okuma da manevi yemektir. Onun için Hoca Efendi alır o Buhari-i Şerif'i, 13 ciltlik, baştan başlar, 3 satır okur, yarım saat konuşur. 5 satır okur, 1 saat konuşur. Yoksa böyle motomot değil. Ben de onu biraz kendime prensip edindiğim için öyle yapıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar içinden geçiriyor. Şu an için söylemiyorum genelde. Ya hoca kitap okuyacak galiba. Hayır öyle değil. Ben buradan gül koparacağım. Bu kitap denilen bahçeden gül koparacağım. Hepinize dolaşa dolaşa teker teker koklatacağım. Büyüklerimiz böyle yaparlarmış. 1951'de vefat edene kadar hem Süleymaniye Camii'nde hem Laleli Camii'nde Mesnevi okuttu Tahirül Mevlevi. Yetişemedik ki. Cemal Bey, 52 doğumluyum ben. Yetişseydim vallahi billahi her hafta giderdim. Can Tahirül Mevlevi orada ders yapsın da tadına doyum olmayan bir adam Tahirül Mevlevi. Ben mesela onun onda yüzde biri yapamam. Yetişmediğim halde biliyorum. Tanıyanların anlattıklarından, kitaplarından, şusundan, busundan en kıymetli talebesine yetiştim. Şefik Can Hoca. O da maşallah 101 yaşında vefat etti. Ondan dinledim ben Tahirül Mevlevi'yi. Zaten seviyordum da
daha da katlandı sevgim. Çok da güzel ismi ve ünvanı var. Değil mi? Şarih-i Mesnevi Tahirül Mevlevi. Şarih-i Mesnevi Tahirül Mevlevi. Kafiyeli. Mesnevi'nin şarihi, şerh edicisi. Tahir zaten temiz demek. Şimdi farz oldu bu temiz meselesinden yola çıkarak. Tahir Efendi ile ilgili fıkrayı, fıkra değil de şiir. Canlı şahitten dinledim Şefik Hoca'dan. Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat hocalığı yapıyor zannedersem 1940'lı yıllar. Tahirül Mevlevi. Sadık Bey isminde bir başka hoca, branşını bilmiyorum fizik veya matematik olabilir ama o zamanın fizik, matematik hocaları da edebiyattan anlıyordu. Şimdi edebiyat hocaları da anlamıyor edebiyattan. Geçelim. Musiki tarihimizde Hafız Post vardır. Niye ona Hafız Post demişler biliyor musunuz? Gittiği meclislere postuyla gidermiş ve kapıya en yakın yere serip orada otururmuş tevazuundan. Olmuş Hafız Post. Sadık Efendi ismindeki o hoca, öğretmenler odasında, efendim işte okulun bahçesinde artık nerede rast gelirse, Tahirül Mevlevi'yi görünce meşhur şairimiz, divan edebiyatının meşhur şairlerinden Nef'i'nin, bu ismin telaffuzu böyle Nef'i değil, Nef'i. Nef'i ne demek? Faydalı, menfaat. Nef'i'nin şu beytini söylermiş. Tahir Efendi bana kelp dedi, İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikadımca kelp Tahir'dir. Kelp köpek biliyorsunuz. Bu da bizim mübarek adamın ismi Tahir. Yani Nefi'nin o beytini söylüyor. Tabi Tahir'il Mevlevi terbiyeli adam. Mevlevi şeyhi. Gülüp geçermiş, cevap vermezmiş. Bir gün böyle, iki gün böyle Sadık Efendi nerede görse okuyor bu beyti. Artık dayanamamış tabii Tahirül Mevlevi. Vallahül azim, Sadık Bey kardeşim, kelbin, köpeğin tahiri olup olmadığı, şer'an, temiz olup olmadığı mezhepler arasında tartışmalı bir konu. Ama sadık olduğu kesin demiş. Taşı gediğine. Mizah budur. Yoksa şimdiki şarlatanların yaptığı sulu zırtlak sözler mizah değildir. Fakat bu türlü mizahın tadına varmak da seviye ister ha. Divan edebiyatı bilecek, tasavvuf bilecek, şiir bilecek, dini ilimlerden az çok anlayacak, tarih bilecek. Evet, küllü cahiliğundan müteşekkil bir topluluğa ne anlatırsın? Neyse, mesela Fatih Sultan Mehmet hayatını okuduğumuz kitaplardan öğrendiğimize göre sert mizaçlı bir hükümdar. Pek gülmezmiş, ailesiyle bile yemek yemezmiş. Evet. Arzuyu şahanem oldur ki esnayı taamda ailemden kimesine yanımda bulunmasın. Niye acaba? Padişahlığın vakarına uymuyor efendim. Yemek halidir, hasbel beşer. Bir şey olur, padişah rahatsız olur. Söylesene o, sakalına düşen kıl, şey ne, bülbül müydü, gül müydü? Rahmetli Anneciğim'den abisi veya beyin kardeşinden birisi tabrekarıymış. Şimdi tablekarı bilmeyen gençler vardır. Şu fıkraları anlatırken tam anlatın. Yani tabloda yemek götüren. Yenilecek maddeler. Evet. Yemek boyu yanında bulunan. Tabii. Hani öyle misafirler falan varsa padişah öyle yemek yerken bir pirinç tanesi ve ekmek kırığı falan sakalına olursa, sakalına düşmüş, sakalında kalmış, yere düşmemiş. Ha, tam anladım. Ondan sonra öyle bir hal olursa gelir sultanın kulağına hafif eğilir. Sultanım, gül daline bülbül kondu dermiş. Ha. Yani sakalınıza pirinç döküldü yapalım. Demez, gül dalına bülbül kondu. Evet. Parça çıkıyor, hırsı var sanırım. Tabii. Neredeyse görülecek. Yani. Aileden gelen bir hastalık. Evet. Tabii o anda o cümleyi kurmak da her baba yiğidin kârı değil tabii. Evet, eyvallah. Demin dediğimiz şartları haiz olacak. Haiz olmak o müşkül. Şartları haiz olacak, şartlara haiz değil. Ondaki, ondan evvelkiler de aynı şekilde, aynı eyvallah. Saraydaki adaptan prensi. Evet tabii ya. Evet efendim. Tabii. Tablekar olmanın hikmetinde ilk. Tablekar, ne güzel kelimeler. Bak unuttuk bu kelimeleri biz.
Nereden geldi bu laf? Tahirül Mevlevi, Şahirül Mesnevi, hani hayatta olsaydım, yetişseydim onların sohbetlerine giderdim. Ya yetiştiklerime gittim canım. Bizim devrimiz de fakir bir devir daha. Şimdi daha da fakirleşti. Konuşacak adam bulamıyoruz. Desem de inanmayın şu güzel insanlara bakın. Edipler edepli olmalıdırlar. Hem de edebi İslamiye ile müteeddibe ve mütezeyyine olmalıdırlar. Edepsiz bazı gazetecileri naşire araz görüyorum. Artık memleketime gideceğim. Bağşit dağlarında, Van'ın Bağşit dağlarında İstanbul gazetelerine mukabil Ecram-ı Ulviye'yi mütalaa edeceğim. Yıldızları okuyacağım. Evet, Hazreti Fatih'in tabii ki böyle kıymetli hocaları saydık bu hocaları işte. Şu şundan daha üstündü, şu Akşemseddin Molla Gürani'den daha büyüktü gibi sözler edeben söylenmez. Onu biz bilemeyiz. Öyle bile olsa söylemek edebe aykırıdır. Hatta bir büyük zatın yanında başka bir büyük zatı övmek bile hoş karşılanmaz. Birisi öyle yapmış da Kastamonlu Mehmet Feyzi Efendi'nin yanında, böyle yapma efendim demiş. O dediğin zat hakkında hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Bu inceliklere dikkat edelim. Hepsine hürmetimiz var. Fatih'in hocaları birbirinden kıymetli kardeşim. En kıymetlilerinden biri, o kadar yakınımızda ki. Şöyle elimizi uzatsak diyecek. Eyüp Sultan'a gelmeden, Eyüp Sultan Hazretlerine bu mübarek semte gelmeden Eminönü'nden otobüse bindik. Zal Mahmut Paşa Camisi'ne de gelmeden veya oraya çok yakın Feshane var. Feshanenin karşısında, yani yolun solunda, iyi tarif edeyim ki, oradan geçerken muhakkak Fatiha okuyun. Fatih'in en kıymetli hocalarından biri işte orada yatıyor. Türbesi belli. Yakın zamana kadar kayıptı o türbe. Zannedersem Süheyl Hoca'nın payı var onun bulunmasında. Tayyip Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, efendim, orası tanzim edildi, türbe tecdit edildi, yenilendi. O türbede yatan Hazreti Fatih'in hocası Molla Lütfü'dür. Diğer hocalardan farkı şudur Molla Lütfü'nün. Fatih'in o zengin kütüphanesinin müdürüdür. Fatih'in zengin kütüphanesinin müdürüdür. Ama o zaman müdür demiyorlar tabii kütüphane müdürlerine. Ne diyorlar? Hafızı kütüp. Ne demek hafızı kütüp? Oradaki bütün kitaplar ezberinde olan adam demek değildir. Bu mümkün değil tabii. Kitapların muhafızı. Hafız, koruma, muhafızı. O manada. Ama tabii ki eski kütüphane müdürleri aynı zamanda alim insanlardı. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde 40 sene hafızı kütüplük yapan İsmail Sahip Sencer Hoca Efendi yürüyen kütüphaneydi. Canlı kitaptı. Ayaklı kütüphaneydi. O ordinarius profesörler karşısında el pençe divan dururlardı. Çözemedikleri meseleleri gelip ona sorarlardı. En büyük tarihçilerimizden Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı bir gün dizinin dibinde oturuyor. Çok güzel sohbetler yapılıyor ve bu devamlı oluyor. Yine meşhur tarihçimiz İsmail Hami Danişment de istifade ediyor İsmail Sahip Sencer'den. Fakat biraz kıskanmış mı artık neyse, dayanamamış İsmail Sahip Hoca Efendi'ye demiş ki, efendim demiş, ilminizin zekatını Uzun Çarşılı'ya veriyorsunuz, bize sadakası kalıyor demiş. Gerçi ilmin sadakası da makbuldür ama zekat daha makbul tabii, zekat farz. İlminin zekatını verecek insan, zekatını vermemek ne kadar günahsa, haramsa, bildiği halde bildiğini anlatmayan alim de zekatını vermeyen adamlar kategorisine giriyor. O bakımdan sevgili dostlar, İstanbul'un fethini hafife almayalım. Evvela Fatih'i, eski deyimle efradını, camiyi, ayarını, mani öğreneceğiz. Ne demek Fatih'i ayrıntılı öğreneceğiz? Hayatını, şahsiyetini, karakterini,
fetihlerini, şiirlerini, tasavvufi yönünü, bilhassa hocalarını, yani Fatih'in hocalarını sohbet konusu alsak, ondan fazla Fatih'in hocası, 20'den fazla her birini bir sohbete konu etsek birkaç ay konuşmamız gerekiyor. Yani Akşemseddin bir saatte anlatılır mı Allah aşkına? Denizden bir damla olur o. Sağlığımız el verdiği müddetçe, bize de bu imkan tanındığı sürece, bilebildiğim kadarıyla dilimin döndüğü nispette Akşemseddinleri, Molla Güranileri, Fatihleri, Yavuzları, Kanunileri, Abdülhamitleri ve unuttuğumuz padişahları. Bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Unuttuğumuz demeyelim. Bize unutturulan padişahları. Yahu 3. Mustafa'yı anlatsam, Fatih kadar değilse bile ona yakın kıymetli bir hükümdar. 1. Abdülhamid'i anlatsam, 2.yi biliriz biraz da, 1.yi hiç bilmiyoruz. Ruslar Özi Kalesi'ni ele geçirip 30 bin kişiyi katlettiği haberini duyunca 1. Abdülhamid'e nüzül indi. Anında feş geçirdi ve ruhunu teslim etti üzüntüden. Bugün İstanbul'da yaşayan adamlara sorsak, nerede 1. Abdülhamid'in türbesi? İstanbul'un göbeğinde olduğu halde kimse yerini bilmez. Birkaç kişi hariç. Eminönü'nde. Muazzam bir camisi var. Hamidi evvel. 2. Ece'yi uzatıyoruz. Evvel işte 1. Hamid. 1. Abdülhamid camisi. Nerede? Onu eksik söyledim. Dedelerim sur içinde bana cami yaptıracak yer bırakmamışlar. Onun için buraya yaptırıyorum demiş. Şaka, espri. Oralara gitmediğimiz için malumatımız yok. Hiç. Beni sevindirecek bir cevap değil bu cami. Gitmediğimiz için. Tamam oldu. Ne demek gitmediğim için? Bak benden birkaç yaş küçüksün. Ben her tarafa gidiyorum. Takıl bana hayatını yaşa. Şey diyorsun burada kalıyor yani. Bak bahar geldi beyim evde durulmaz diyor şair. Seyahat ya Resulallah demiş yahu. Evliya Çelebi'miz. 51 sene dünyayı gezdi bu adam. 51 sene at üstünde, deve üstünde yürüyerek, eşkıya ile karşılaşarak, suları geçerek, tehlikeler atlatarak ve bize 10 ciltlik bir hazine bıraktı. Vay 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 vay. 10 ciltlik hazinede okudun mu hocam ya? 10 koca cilt. Diyorsa bir insan, ruhen tembeldir o adam. Yapacağımız iş çok. Hepimizin işi çok. Ama Ahmet Hamdi Çamlı Bey'in daha çok. Çünkü Hazreti Fatih'in fethettiği bu şehrin göbeğinde oturuyor. Borcunu ödüyor gerçi de. Daha çok ödeyecek. Şu hizmet ne güzel işte bak. Evet. Ha bir de İskender Paşa verdi. Tabii millet İskender kebabıyla varsa için paşanın hayatını bilmiyor. Hey yavrum hey. İskender Paşa kim acaba? Kaç tane İskender Paşa var tarihimizde? Büyüğü var, küçüğü var. Onlar tabii onlar çok eski İskenderler. Neyse. Şimdi size tabii önce kendime şu çocukları görünce heyecanlandım ben. Fatih nasıl geldi dünyaya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 30 Mart 1432'de. Tarihe dikkat. 30 Mart 1432'de. Dünya tarihinin en büyük devlet adamlarından büyük insan İstanbul Fatihi, 2. Murad'ın oğlu, 2. Mehmet, 2. Murad'ın oğlu, 2. Mehmet, Fatih değil daha çocuk, dünyaya yeni geliyor. Fatih ismi değil, sıfatı. İstanbul'u fethedince Fatih oluyor. 2. Mehmet, Edirne'deki eski sarayda dünyaya geldi. Biliyorsunuz İstanbul'dan önce birkaç başkentimiz var. Edirne, Bursa, İznik. Şu Edirne'nin yeri çok fazla. Padişahlar çok seviyor Edirne'yi. İlk fırsatta Edirne'ye gidiyorlar. Şimdi bizimkilerin Antalya'ya gitmesi gibi. Tatile gidiyoruz. Ne tatili be? Denizlerde şıplak şıplak yüzmeye gidiyorlar. Tatil dağ başlarında, yaylalarda olur. Allah Allah. Her şeyimizi bozduk.
Edirne deyip geçmeyin ha. Avrupa'yı oradan fethettik yahu. Edirne kapı diyoruz ya. O da yanlış ya. Edirne kapısıdır doğrusu. Edirne'de eski sarayda dünyaya geldi. 1432 tarihi unutmuyoruz. Tarihçiler Fatih Sultan Mehmet'in doğumunu şöyle anlatıyorlar. Nöyle anlatıyorlarmış? Şöyle anlatıyorlar. Hicri 835 yılı Recep ayının 28. 835 Hicri yılı, yani Efendimizin Medine-i şereflendirişinden sonra 832 yıl geçmiş. 835. Recep'in 28. ve miladi 1432 yılı Mart ayının 30. gecesi ve bir pazar gününün seher vaktinde, pazar gününün seher vaktinde, seher vaktindeki güneş Arslan Burcu'ndaydı. Vay vay vay. İkinci Sultan Murad'ın Sinop hükümdarı İsfendiyar Bey'in kızı Hatice Hüma Hatun'dan bir oğlu dünyaya geldi. Demek ki Fatih'in annesinin ismi neymiş? Hatice Hüma Hatun. Türbesi nerede? Fatih'in türbesinin yanında. Nerede olur annesinin? Sinop hükümdarı İsfendiyar Bey'in kızı Hatice Hüma Hatun'dan bir oğlu dünyaya geldi. Baba sabah namazını kılmış, ikinci Murat. Sabah namazını kılmış, seccadesinde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sure-i Muhammed'i bitirmiş. Dikkat buyurun. Sure-i Muhammed'i bitirmiş, Sure-i Feth'e başlamak üzereydi. Fetih Suresi. İnna fetahna leke fetham mübina ve yansurakallahu nasran aziza. Bu ayet kitabe olarak nerede yazılı? İstanbul Üniversitesi'nin ana giriş kapısında beyazıt. Evet. Oradan geçerken şöyle ona bakıp o kitabeye gözlerinizi nurlandırın. Bir zamanlar o kitabelerin üstünü kapadılar. Ya kapıyorlardı ya da kazıyorlardı. Anladık. Gönlümüzdeki imanı da kazıyabildiniz mi? Elhamdülillah. Geçelim. Böyle acılı tarih hikayeleri anlatırken rahmetli Münevver Yaşlı ikide bir geçelim derdi. Vehbi Vakkas oldu da geçmeyelim abla derdi, anlat. Ben bulundum mecliste. Çünkü çok şey biliyordu. Hangi birini anlasın? Bir kısmı zaten netameli konularda, öyle kolay değil o işleri anlatmak. Onları anlatmak için Necip Fazıl gibi cesaret olacak. Eyvallah. Pervan yok verdiğin elemden, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Efendim, Sure-i Feth'e başlamak üzereydi. Bir oğlu dünyaya geldiği müjdesini verdiler. Genç adam, yani ikinci Murat, henüz 27 yaşında idi. İkinci oğlunun gelişini, demek ki ikinci Mehmet önce bir oğlu daha olmuş. İkinci oğlunun gelişini, gözleri sevinç yaşlarıyla dolarak karşıladı ve şu cümleyi söyledi. Bakın cümlenin güzelliğine. Ravza-i Murat'ta bir gül-i Muhammedi açtı. Ravza ne? Bahçe. Murad'ın bahçesinde kendini kastediyor. Muhammedi bir gül açtı. Bakın Fatih'in portrelerinde elinde gül var, koklar böyle. Sanki onun sembolüdür. Çünkü Efendimiz gülü seviyordu. Gülü kim sevmez yahu? Dikenine katlanmak şartıyla. Onun için edebiyatımızda yüzlerce gül bülbül şiiri yazılmıştır. Kitaplar kaleme alınmıştır. Gül bülbül aşkı. Tasavvufi aşkı. Ne kadar güzeldir o kitaplar. Bunu bir sohbet silsilesi yapsak mesela. Deyince Cemal Bey bana diyor ki, yaparsın daha 300 sene ömrüm var. 30 sene olsa yeter ya. Ben ne zaman şeyh olacağım? Ben ne zaman bu makama geleceğim? Durmadan sorarmış daha yolun başındaki aceleci bir mürit. Evladım demiş Efendi Hazretleri, helvacı başı hazırlamakta olduğu helvaya
ne kadar şeker katılacağını, ne zaman katılacağını bilir. Sorup durma. Öyle birden şey olmaz adam. Müteşeyyih olur. O da şey taslağı demektir. Mebzul miktarda var şimdi zaten. Şeyh aranıyor desek herkes gelir. Mürit aranıyor desek kimse gelmez. Canım kurban olsun hakiki şeyhlere. Ravza-i Murat'ta bir gül-i Muhammedi açtı. O tarihte henüz 2 yaşında olan büyük oğlunun adı Alaaddin idi. Bunu da öğrendik. Büyük oğlunun adı Alaaddin idi. Sultan Murat, vüzeranın, ulemanın hazır bulunduğu. Vüzera ne? Vezirin çoğulu canım. Veziller. Ulema ne? Alimin çoğulu. Ulemanın, vüzeranın bulunduğu meclisi âlide. Yüce mecliste. Meclisi âlide. 2 rekat namaz kıldıktan sonra kollarına verilen kundak içindeki masumun kulaklarına tekbirler ve ezanlarla adını 3'er kere Mehmet, Mehmet, Mehmet diye seslendi. Burada bir parantez açalım. Muhammed ismi isimlerin en güzeli. Neden? Efendimizin has ismi olduğu için. Şimdi Arap alfabesinde 3 harf çok önemlidir. Elif, mim, vav. Lafzatullah elifle başlar. Değil mi? Allah kelimesi elifle başlar. Muhammed ismi mimle başlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük camilerde görürsünüz. Vav harfi vardır duvarlarda. Niye acaba koymuş ecdadımız o vav harfini olarak? Çünkü vav vahdettir. Vahidiyettir. Vahdet ve vahidiyet tek demektir. Allah'ın birliğine işarettir. Onun için bu 3 harf çok önemlidir. İşin diğer önemli bir yönü de müteddeyyin aileler gayet iyi niyetle çocuklarına Muhammed ismini koyuyorlar. Fakat bunun fazileti kadar da sakıncası var, riayet edilmezse. Çünkü bu isim annesi tarafından, babası tarafından, başka büyükleri tarafından olur olmaz şekilde ağza alınıp saygısızlık, hürmetsizlik meydana gelebilir. Çocuk bir yaramazlık yapar, ismini kullanarak ona Allah korusun. Ben şurada gördüm, çok affedersiniz abdest almak için, abdest hazırlığı için, Eyüp Sultan şu ilerideki tuvaletten çıkarken, mütesettir bir hanımın tuvaletin içinde olan çocuğuna dışarıdan Muhammed, Muhammed, çabuk gel diye seslendiğini gördüm, duydum. Muhammed ismi orada yankılandı maalesef. Kardeşim hassasiyetimizi yitirdik. Babanın oğlu değil o, peygamberin ismi. Cenab-ı Hakk'ın sevgilim dediği, Habibim, Habibim dediği peygamberin özel ismi. Yani iyi niyetle bazen yanlış işler yapıyoruz. Yani hayır Muhammed ismini asla okuyamazsınız demiyorum. Öyle bir şey olamaz. Ama koruması zordur. Kundak içindeki masumun kulaklarına tekbirler, ezanlarla adını 3'er kere Mehmet, Mehmet diye seslendi ve bu Şehzade Mehmed'imin kudumu şanına aleme gülabı meserre saçılsın dedi. Vay! Ne demiş babası? Bir daha okuyalım bu cümleyi. Bu Şehzade Mehmed'imin kudumu şerefine, kudumu şanına, kudum ne? Evet. Bu kadem, tekili, kudum. Kademi şerif. Yani doğmasıyla, toprağa ayak basmasıyla. Toprak niye temizdir? Su olmayınca abdest alınır, teyemmüm edilir. Efendimiz toprağa ayağını bastığı için. Toprak niye temizdir? Hazreti Adem'i Cenab-ı Hak topraktan yarattığı için. Onun için cenaze kabre konulduğu zaman diyor bir büyük İslam alemi hamama gitmiş olur diyor. Hamama gitmiş olur diyor. Temizlenir. Toprak temizler diyor. Vay 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 vay. He. Mehmed'imin kudumu şerefine aleme külab-ı meserret
saçılsın. Gülab, gül suyu. Güzel kokulu. Meserret ne? İnsanı mutlu edecek şey, sevindirecek şey, meserret. Bilmez miyim? Eskilerin gittiği bir meserret kahvesi vardı. Sen de eskiler tarihine girdin ya. Hadi bakalım. Nerede? Hadi yerini de söyle bakayım. Cağaloğlu'na çıkarken sol tarafta Ebu Suud Caddesi'nin baş tarafında, köşesinde Üdeba'nın, Şüera'nın, Füzela'nın, Ukala'nın bulunduğu yer. Eyvallah. Ukala akıllar ya, yanlış anlamayın. Tabii tabii. Necip Fazıl orada yazdı yazılarını bir kısmını bildiğim kadarıyla. O zamana biz yetişemedik. Şimdi o bina duruyor ve şu anda galiba ya lokanta oldu ya pastahane. Meserret kıraathanesi. Sahibi de burada yatıyor. Pierre Loti'ye çıkarken sağda kabili. Buldum. Meserret kahvesi. Hayır, adamcağız burada yatıyor. Meserret kıraathanesinin sahibi, ismi yazıyor kabir taşında. Oradan geçerken gördüm böyle. Çünkü ben tarihi mekanlarda gezerken at gözüyle gitmiyorum. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum, onları okumaya çalışıyorum. Acelesi olanlar hızlı hızlı gidiyor. Hiçbir aceleci insan işini bitirip de öbür tarafa gitmedi. Gitti mi? Şurada yatanların hepsi yarım bıraktı işini. İlla acele edeceksek yavaş yavaş acele edelim. Bazı işlerde acele edilir. Eyvallah. Onları biliyorsunuz. Ama esas olan yavaş yavaş acele etmektir. Nasıl olacağını hepiniz zeki insanlar olduğunuza göre bilirsiniz. İşi gücü bırakıp onu tarif edecek değilim. Ya. Acele namaz kılmayın, tadili erkene riayet edin diyor alimlerimiz. Kitap böyle diyor. Ne güzel tadili erkene riayet ediyoruz ya. Filan şahısla camide yan yana namaza duruyoruz. İkimiz de birden tekbir alıyoruz. Ben daha Sübhaneke'yi bitirmeden o rüküye gidiyor. Fatiha'yı ne zaman okudun? Zamm-ı Sure'yi ne zaman okudun? Hızlısı da okusan yine yetiştiremezsin. Çok karşılaştım ben böyle arkadaşlar. Bir ahbabının yanında böyle gitsen, böyle hızlı konuşsan, işini böyle yazsan, o memur, o amir rahatsız olur. Yavaş diyor, tane tane konuş. Değil mi? Huzur-u ilahidesin. Teravih namazını çok acele kıldıran bir imamın arkasında teravih namazı kılmış Sultan Abdülhamid. Kaynağını gösterebilir mi? Kitabında söyleyebilirim. Namazdan sonra sormuş Hoca Efendi'ye, padişah. Hoca Efendi demiş, normal yatsı namazını yavaş kıldırdın demiş. Teravihi çok hızlı kıldırdın. Yatsı namazının Allah'ıyla teravihin Allah'a aynı değil mi demiş. Eyvah. Dehşet bir soru değil mi? Canım bana demeyin, teravih tabii hızlı, yavaş kıldı. Onu ben de biliyorum. Hızlı kıldırılır. Ama onun da ölçüsü var. Şaşı Hafız diye 50'li yıllarda çok nüktedan bir hoca efendi varmış. Onunla ilgili bir kitap var bende. Bende var o kitap Cemal Bey. Orada okudum. Hocam demişler Allah aşkına, çok hızlı kıldırıyorsun sen bu teravihi. Vallahi demiş, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala diyemiyoruz. Hoca demiş ki ben bir kere bile demiyorum. Olmaz. Yat kalk eğitimi mi yapıyorsun ya? 10 dakika geçecek, ne olacak? Niye ifsa diyorsun namazını? Yemeği hızlı yemeyin diyor doktorlar. Ne doktoru be? Dinimiz diyor önce. Doktorları oradan almışlar zaten. Hazım zorlaşır. Lokmanızı iyice çiğneyin. Maddi gıdada böyleyse manevi gıdada aynı ikaz söz konusu değil mi? İşini yavaş yavaş yapmak tembellik değildir. Mükemmel yapmaktır. Ama işte bunun işe göre, şahsa göre değişik günleri vardır. Değil mi efendim? Onu kendi ayarlayacak. Biz umumi konuşuyoruz. İbadet de böyledir. Dünyevi işler de böyledir. Ben şu kitabı çok hızlı okurum. Böyle. Hiçbir şey anlaşılmaz. Bırakın kitabı, normal konuşurken bile bazı arkadaşlarımız kelimelerin telaffuz hakkını veremedikleri için karşıda onu dinleyen insanlar anlayıp da zevkine varamıyorlar.
ya utandıklarından dolayı ya da başka sebepten hocam sesini yükselt, yavaş konuş, anlayamıyoruz diyemiyorlar. Çok karşılaştım ben bunlarla. Deyin efendim. Hazreti Ömer Efendimiz Cuma günü minberde hutbe okurken hem de hanımın biri kalktı ikaz etti. Peygamberin tanıdığı Hakk'ı sen bize tanımıyorsun ya Ömer dedi. Bu ne cesaret? Cesaret değil, doğrusu budur. Büyüklerimizi seveceğiz, hürmet edeceğiz, şart. Öyle olur ya, hasbel beşer, onlarla yanlış bir şey söyleyebilir. Usulüne uygun, ikaz edilebilir. Hulefâ-i Raşidîn'i etmiş efendilerimiz. Tabi usul önemli ama, kırmadan dökmeden. Bir insana her söz söylenebilir ama söylemesini bileceksin. Yani sakalına pirinç dökülmüş demeyeceksin. Yahu benim başıma geldi, dinle, imanla hiçbir alakası olmayan bir tanıdığım var, bir eski kitapçı. Onun yanındaydım dükkanın önünde. Bir adam geldi, para verdi ona. Herhalde bir şey mi aldı, ne önceden kitap, ne aldı? Bir başkası da geldi. O aldığı parayı o sonradan gelen adama verdi. O sonradan gelen adam sakallıydı. Parayı aldı böyle, sakalına sürdü. Yapıyorlar ya. He, ama o dinle imanla hiçbir alakası olmayan adam dedi ki, sen ne yapıyorsun ya dedi. Sakal mübarektir, para da el kiridi dedi. Sen kiri sakalına sürüyorsun dedi. Hiç beklemediğin adamdan ne söz çıkıyor? Para el kiri demiyor muyuz paraya? Sakal mübarektir diyor. Ama el kiri de olmuyor sakal, o para helallik noktası. Ha, o ayrı konu. Tabii o daha berbat. Demek ki bazı adetler de yanlış. Evet, şimdi pek olmuyor. Hoş, sakalımıza sürecek para da bulamıyoruz ya, neyse. Bu. Tamam, çok uzatmayacağım, merak etmeyin. İftara da yetişemeyeceksiniz, oturun oturduğunuz yerde. Mafi yine uzatmayacağım. Edirne Sarayı'ndan Bursa'ya, Manisa'ya, Amasya'ya, Anadolu'nun ve Rumeli'nin valilerine ve sancak beylerine, Rumeli'deki Akıncı sancak beylerine ulaklar gönderildi, müjdeciler. Ulak ne ya? Kulak değil, ulak. Kulak değil. Evet. Ama bir özelliği var. Haberci yetmiyor. Hızlı koşan, çevik. O haberci bir haber götürürken, diyelim ki padişahın bir fermanını götürüyor. Önemli bir ferman. Fermanın sonunda ne yazıyor biliyor musunuz? Bir dakika tehiri mucibi idamdır. Yani gideceği saatten bir dakika geç kalması götüren için idam sebebidir. Hadi bakalım zamanında götürmesin. Şimdi aklıma geldi bununla ilgili, mecbur anlatacağım. Hocanın bir oğlu olmuş, çocuğu dünyaya gelmiş, Nasrettin hocamızın. Fakat hanımı erken doğum yapmış. Hocam çocuğun ismini ne koydun? Ulak demiş. Ne? Ulak. Ya hocam böyle isim olur mu demiş. Ne yapayım demiş. Köp oğlusu 9 aylık yolu 7 ayda geldi demiş. Hoca büyük adam ya. Siz bunları sadece gülmek için söylediğini mi zannediyorsunuz? Nasreddin Hoca fıkralarının tasavvufa göre izahı diye bir kitap var. Hoca orada mesaj veriyor. Bütün fıkralarında. Biz ha ha deyip gülüyoruz. Tamam, gül. Zaten güldürüyor. Ama kıssa değil, hisse esastır. O kıssadan hisse almak. Adam vardır, adam vardır, en basit bir sözden hisse alır. İbret çıkarır. Adam vardır, Kelami Kadim'i okusan, Elmalı tefsirini okusan hiçbir şey anlamaz. Angut mangut. Hisse alan, ders çıkaran, ibret alan, gönül dünyasını dalgalandıran, heyecanlanan, meraklanan insanlar lazım bize. Mafi mutluyuz, böyle bir gençlik geliyor. Hamdolsun. İkinci Murad'a bu yeni doğan şehzade kaybettiği
gerçekten çok sevdiği insanları sanki ona geri getirmişti. Kaybettiği büyük insanların başında Padişah II. Murat üzüntülüydü. İki önemli şahsiyet vefat etmişti onun zamanında. Kimdi bu? Mevlid yazarı Süleyman Çelebi ve Emir Sultan Hazretleri. Bunu hafife almayın. Bir Allah dostunun fani dünyayı terk etmesi, dünyanın bir bakıma yetim ve öksüz kalması demektir. Onun için alimin ölümü, alemin ölümü demişlerdir. Tabii hadiseye bu gözle, bu kulakla bakınca bu sözler daha iyi anlaşılır. Cihan hükümdarı bir padişah. Üzgün. Niye Emir Sultan'ı kaybetmiş? Süleyman Çelebi. Biz o duyguları az da olsa yaşayamıyorsak, kendim için söylüyorum, kupkuru bir şeyim ben. Olgunlaşamamışım daha. Rikkatim eksik olmuş demek ki. Vallahi korkuyorum ben şu büyük zatın yanında konuşmaya. Bir halt ederim, bir yanlış cümle kullanırım diye. Ama niyetimizi gider inşallah. Onların dünyadan ayrılıp ebedi hayata göçmeleriyle sanki etrafında korkunç bir boşluk açılmıştı. Bu arada küçük şehzadesi Mehmet'in dünyaya gelmesi onun için teselli oldu. Padişah küçük Mehmet'in dünyaya gelmesiyle müteselli oldu. Yani teselli buldu. Osmanlıca kelimeleri çok güzeldir. Teselli ayrı, müteselli ayrı. Teselli oldum denmez. Ama Galata meşhur yerleşmiş diyoruz. Müteselli oldumdur doğrusu. Yani teselliye kavuştum. Tecelli var bir de değil mi? Mütecelli, tecelli, tecelli etti, zuhura geldi. Osmanlıca öğrenmek şart. Kaybettiği büyük insanların boşluğunu doldurmak umuduyla onun çok iyi yetişmesi için daha ilk anda kararını vermişti. Şehzadenin terbiyesi beşikteyken başlayacaktı. Bütün çocuklar için de söz konusu bu. Terbiye beşikte başlar. Eşikte biter diyemeyiz. Evet, sonuna kadar dayanamadım. İstersen 90 yaşına gel, terbiyeye muhtaçız. Mezarda biter, he. Bunun için Ankara'nın Solfasol köyünde müritleriyle tam ziraat ve sanat hayatı yaşayan Hacı Bayram'a tarlada çalışıyor. Bak şimdi ne olacak? Hacı Bayram'a bir name yazdı. Name ne? Mektup. Nameyi atlı ulakla Ankara'ya gönderdi. Hacı Bayram-ı Veli II. Murad'ı her bakımdan bilhassa ahlaki bakımdan takdir ettiğinden isteğini yerine getirmekte acele etmişti. Tıptan anladığı gibi diğer ilimlerde de ileri mertebede olan Akşemseddin'i Edirne Sarayı'na göndermeye karar verdi. Kim? Hacı Bayram-ı Veli. Akşemseddin, mürşidi Hacı Bayram-ı Veli tarafından hemen yola çıkarılmıştı. Padişah tarafından huzura kabul edip iltifatlar edilmişti. Değerli bir hekim olan Akşemseddin Şehzade'yi hemen görmek istediğini bildirmiş. Çocuk beşiği içinde büyük salona getirilmişti. Bir ay 40 günlük civarında olan bebeği sıkı bir muayeneden geçiren Akşemseddin müjdeyi vermişti. Allah sizi sultanımıza ve devletimize bağışlasın, mükemmel bir çocuk demişti. Tamam, mühür basıldı. İlaveten, ilave olarak, vücutça ve zekaca pek üstündür dedi. Zekaca herhalde. Yahu 6 yabancı lisan biliyor arkadaş. Fıkıh, hadis, kelam, tefsir, tasavvuf, aruz, edebiyat, bunların yanı sıra fizik, kimya, matematik, astronomi, İstanbul'u fethedeceği toplarda kullandığı topların balistik hesaplarına varıncaya kadar. Onun için arkadaşlar, Akşemseddin Hazretleri'nin hayatını da öğrenelim. Bu konuda en mükemmel kitap, muhakkak kaydedin bunu, Ali İhsan Yurt Hoca'nın Fatih'in hocası Akşemseddin kitabıdır. Var piyasada, ilahiyat yayınlarında. Ali İhsan Yurt
Yetiştim ben bu zata. Büyük bir allameydi. Hakikaten ayaklı bir kütüphaneydi. İkinci Murat, büyük hükümdarların yetişmelerinde değerli terbiyecilerin oynadıkları rolü iyi biliyordu. Tarihinde isim bırakmış Türk hükümdarları da hep iyi eğitimciler tarafından yetiştirilmişlerdi. Kendisiyle sohbet ettikçe Akşemseddin'e, oğluna manevi bir destek olma yolunda güveni pekişiyordu. Akşemseddin zamanı geldikçe faydalanılacak hocalarla birlikte muhteşem büyük bir insanın yetişmesinde en büyük rolü oynayacaktı Akşemseddin Hazretleri. Şimdi bundan sonra gelen bahisler çok daha heyecanlı, çok daha bilgilendirici, çok daha dinleyen kulaklara zevk fışkırtıcı. Lakin vakit dolmuştur. Arkası yarın deyip keserdi. Neydi o radyoda? Saat 9'daydı galiba akşam. Arkası yarın. Ben çok onu dinlerdim. Rahmetli anam onu arkası yarım anlardı. Eksik. Öyle. Efendim. Şimdi usta hatipler de öyle yaparlar. Usta konuşmacılar da en heyecanlı yerinde keserler.